Evet, Burak genelde buraya oturur. Yani hediyesini buraya bırakabilirim. Yok. İşte oldu, tamamdır. Yok ama hediye dediğim böyle bırakılmaz ki. Yani bir hediye paketi falan lazım. İşte oldu. Evet, umarım hediyesini beğenir. Aa, neredeyse not yazmayı unutuyordum. İşte bu kadar. Arkadaşlar müfredat defteri. Derste tabii herkes. Neyse şurayı bırakayım da gelince incelerler artık. Aa, bu da ne böyle? Hediye paketi. Ne gelmiş? Biricik aşkım Burak. Niye ettik de koca kainatta birbirimizi bulduk? Tanışma yıl dönümümüz kutlu olsun Selena. Bak kahvedesin. Ne anlarsan sen. Acaba ne almış bu sümsük? Bu ne ayol böyle? Bu ne zevksiz, ne berbat, ne kişiliksiz, ne şahsiyetsiz bir hediye böyle. Allah Allah, bunu mu aldın sen Burak'a? Ha? Burak'cığım benim sevgilim olaydı, ben ona ne hediyeler alırdım. Kravatlar, ayakkabılar, parfümler, neler neler. Allah Allah, bunu almış. Bu basit kutuyu beğeneceğini hiç zannetmem. Ah ah, yanlış adrese gittin be gülüm. Keşke benim sevgilim olsaydın. Keşke. O zaman ben hiç böyle teferruatla uğraşmazdım. Romantizmle falan vakit kaybetmezdim. Seninle hemen evlenirdim. Ah, ah, keşke, keşke şu an Burak benim sevgilim olsaydı. Şu kapıdan içeri girseydi ve bana evlenme teklif etseydi. Aşkım, Fitnat, Fitnat. Hadi uyan bebeğim, hadi. Aşkım. Evet, 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 evet. Milyonlarca kez, trilyonlarca kez. Evet canım, kabul ediyorum. Evet, 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 ediyorum, ediyorum. Tabii az önce ettiğin teklif rüya değilse rüya değildi değil mi? Rüya olmasa da söyle bana lütfen, lütfen. Rüya değil, gerçek. Demek benimle evlenmeyi kabul ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Ekmeğim de ne yapacağım sarsan şey. Ben ne kadardır bunu bekliyorum. Aşkım, aa, inanamıyorum. Aa, evet, hatta hemen gidip evlenelim. Hiç vakit kaybediyorum. Hemen işlemlere başlayalım. Aa. Evet, bence de. Bir an önce evlenelim aşkım. Ah, aşkım dedi bana. İşte bu, işte bu. Ah canım benim, canım benim. Biliyordum, biliyordum. Hep bugünü bekliyordum Burak. Ah canım benim. Ah ne kadar adadık adadıysam hepsi kabul oldu. Şimdi gidip onları yerine getireceğim. Ah, gözcü baba, tozcu baba, koca buldu baba, telli baba. Hepsine gidip mumlar yakacağım, mumlar. Ah canım, ah mumlar yakacağım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Selam. Selam. Aşkım, yani kusura bakma, seni biraz beklettim. Ama yani bugün çok önemli bir gün ve ben çok güzel olmam gerektiğini düşündüm. Bu yüzden kıyafet seçmekte biraz zorlandım da. Yani nasıl olmuşum? Şey, aşkım sen iyi misin? Yani biraz durgun görünüyorsun da. Yok, iyiyim. Ben sadece... Sadece ne? Selena, sana bir şey söylemem gerekiyor. Söyle hayatım, hangi konuda? Fitnat Hanım ve benim hakkımda. Olamaz. Yine nasıl bir abukluk yaptı? Ne söyledi benim hakkımda? Bir şey söylemedi. Bak Selena. Fitnat Hanım'ın bana ilgi duyduğunu biliyorsun. Evet, biliyorum. Ama açıkçası ben pek umursamıyorum. Aslına bakarsan ben umursuyorum. Sen de umursama hayatım. Yani deli işte ama zararsız. Bırak kendi kendine hayaller kursun.
Elbet o da anlayacak aranızda bir şey olamayacağını. Selena, aramızda bir şey var. Ne? Nasıl bir şey var? Aslına bakarsan ben de Fitnat Hanım'a karşı boş olmadığımı fark ettim. Burak, nasıl ya? Tamam, yani yıl dönümü şakası. Ya Burak aşk olsun, ya neredeyse beni kandıracaktın. Ama ben bu şakanın intikamını çok kötü alırım senden, söyleyeyim. Selena, şaka yapmıyorum. Biraz geç de olsa Fitnat'a aşık olduğumu fark ettim. Burak, yani artık şakanın tadı kaçıyor hayatım. Yani Fitnat'la evleneceğiz de bir de tam olsun. Selena, böyle önemli bir konuda şaka yapmayacağımı bilirsin. Ve aslına bakarsan evet, Fitnat'la gerçekten de evleniyoruz. Burak, yani sen de dediğini farkında mısın? Fitnat'tan bahsediyoruz. Sen ondan nefret edersin. Ben de öyle sanıyordum. Ama ne derler bilirsin. Büyük aşklar nefretle başlarmış. Sanırım nefret sandığım şey Fitnat'a duyduğum aşkmış. Burak, yani sen şimdi beni... Kusura bakma. Biliyorum seni bunca zaman oyaladığımı düşünüyorsun. Ama inan niyetim seninle oyun oynamak değildi. Ben sadece yüreğimin götürdüğü yere gidiyorum. Özür dilerim. Kendine iyi bak Selena. Yüce Onos. Yüce Onos, çok özür dilerim ama çok kötü bir şey oldu. Nedir, ne oldu? Çok kötü. Burak Fitnat'la evleniyor. Burak Fitnat'la mı evleniyor? Yani senin sevgilin Burak'la Deli Fitnat'tan mı bahsediyorsun? Evet. Bu hiç beklemediğim bir şeydi. Yüce Onos, lütfen bana yardım edin. Bu nikah kıyılmamalı. Selena, sana nasıl yardım edebilirim? Nikah memuru muyum ben? Hayır, evlenemezsiniz mi diyeceğim bunlara? Hayır, yanlış anladınız. Bak Selena, sen bir dünyalıya aşık olduğunu söylediğin zaman seni uyarmıştım. Bu dünyalıların sağ solu belli olmaz demiştim. Ve şimdi ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Gördün mü? Sevgilin başkasına aşık olmuş. Hayır Yüce Onos, yanlış anladınız. Burak aslında Fitnat'a aşık değil. E niye evleniyorlar o zaman? Mantık izdivacı mı yapıyorlar? Hayır. Aslında ben Burak'a hediye olarak bir dilek kutusu hediye vermek istemiştim. Dilek kutusu mu? Evet. Ama bir şekilde o dilek kutusu Fitnat'ın eline geçmiş. Ha. Ve o da Burak'ın kendisine aşık olmasını ve evlenme teklif etmesini diledi, öyle mi? Korkarım öyle. Ah Selena, ah. Ütopya hediyelerinin dünyada beklemediğin olaylara sebep olacağını söylememiş miydim ben sana? Özür dilerim Yüce Onos. Ben sadece değişik güzel bir yıl dönümü hediyesi vermek istemiştim, o kadar. Çok güzel, çok güzel. Şimdi de balaylarını geçirmek için onları Ütopya'ya davet et, olsun bitsin. Yüce Onos, yapmayın lütfen, zaten çok üzgünüm. Bana yardım edecek misiniz? Evet, evet. Dilek kutusunun sihrini etkisiz hale getirecek bir şeyler olması lazım ama sihirler kitabına bakmam lazım. Evet, 50 gram kıymayı iyi doğranmış bir baş soğanla pembeleşince Bu olduğuna emin misiniz? yanlışlıkla şişmanlatmayı engelleyecek sihirler kitabına bakmışım. Yüce Onos, lütfen. Burada. Bozulması oldukça zahmetli ve zor bir sihir. Olsun. Burak'ı kesinlikle o cadının elinden kurtarmalıyım. Siz sadece söyleyin yeter. Sabah gün ışırken Zifir Dağı'nın zirvesindeki alerjik atmacanın yavrusunun kuyruğundan bir tüy koparacaksın. Tamam, alerjik atmacanın yavrusunun kuyruğundan bir tüy kopartacağım. Yalnız Zifir Dağı çok sert bir dağdır. Çok dikkat etmelisin. Sonra
Biliyorsun... Ve biliyorum ki sihirle oraya çıkamam. Teşekkürler. Ah, Selena. Sen parfüm kullanıyor musun? Neden sordunuz? Yanında bir şişe parfüm bulundursan iyi olur gibi geliyor bana. Tamam, teşekkürler. Ne? Burak sen kafayı mı yedin abi? Kafayı filan yemedim abi. Basbayağı işte. Fitnat'la yarın evleniyoruz. Allah'ım Burak, sen deli misin, divane misin? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Burak, ne diyorsun abi sen ya? Fitnat ve sen. Evet, Fitnat ve ben. Ne var, beğenemedin mi? Beğenemedim kardeşim, beğenemedim. Sen git gül gibi sevgilin varken Selena'yı bırak, git Allah'ın çatlağıyla evlenmeye kalk ya. Koray, rica edeceğim abi. Çatlak dediğin kişi benim müstakbel karım oluyor. Onun senin müstakbel karın olması çatlak olduğunu gerçeğini değiştirmiyor, tamam mı? Olsa olsa senin de çatlak olduğunu gösterir sadece. Teşekkür ederim abi. Tebrik edip öpeceğine dalga geçiyorsun bir de ha? Hem de hayatımın en önemli kararıyla. Bravo. Hiçbir şey demiyorum sana. Ha, hayatının en önemli kararı olduğunu farkındasın yani. Farkındayım. Ve gayet de eminim. Ve son kararım. Sen onu bırak da yarın nikah şahidim olacak mısın onu söyle. Hayır abi. Belki nikahına gelirim ama en yakın arkadaşımın ölüm fermanını imzalamasına şahitlik edemem. Sağ ol ya. Yo yo, yo Selena. İşte zirvedeyim. Acaba atmacanın yuvası? Hah, işte burada. Merhaba küçük atmaca. Merak etme, canını acıtmayacağım. Yani aslında biraz acıyabilir ama sakin ol, olur mu? Ah, işte bu kadar. Evet, annen gelmeden bir an önce inmem gerekiyor. Bu çok geç. Geldi bile. Bayağı sinirliye benziyor. Ne yapacağım şimdi? Sen parfüm kullanıyor musun? Neden sordunuz? Yanında bir şişe parfüm bulundursan iyi olur gibi geliyor bana. Tabii ya, buldum. O bir alerjik atmaca. O nasıl, ne demek istediğini galiba şimdi anladım. İşte bu kadar. Beynime soktu firketeyi. Pardon, oradan sivri bir şey çıkmış canım da. Ay toka işte. Ay inanabiliyor musun Aslı'cığım? Şuraya saç yaptırmaya gelirdik de gelin başı yaptırmaya gelen gelinleri görürdüm. Hasetinden çatlardım. Onların duvaklarını yolmak isterdim. Ben neden gelin olamıyorum diye. Ama işte sonunda hayallerim gerçek oldu. Ah, kıyamam sana. Fitnatçığım, aslına bakarsan ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Hani sen derdin ya arada bir, Burak Bey de bana karşı boş değil, ilgili falan derdin ya. Ben içimden böyle kıs kıs gülerdim, inanmazdım sana. Şimdi çok utandım kendimden. Yani bu kadar hızlı şey olunca siz evlenmeye falan kalktınız. Kendimden utandım vallahi ya. Ya aşk böyle bir şey işte Aslıcığım. Ama ben biliyordum. Burakcığımın o sarı yelyozun büyüsünün etkisinden kurtulup kalbinin sesini dinleyip bana aşık olacağını biliyordum. Gencim, güzelim, çapkınım, hovardayım. 24 ayar diyor. zaten Burak Beyciğimin o
kart kadınla olması şaşılacak bir şeydi. Yani benim gibi bir güzellik dururken, değil mi? Kart derken? Kart kim? Selena Kart tabii ki. Allah aşkına erkek olsan Aslı'cığım o içi geçmiş sarı yelyozu mu isterdin? Yoksa benim gibi çiçeğe burnunda bir genç kızı mı? Çiçeği burnunda artı genç kız eşittir sen mi oluyorsun şimdi? Yani aşk olsun seninki de soru mu? Ben tabii ki seni seçerdim. Teşekkür ederim. Aşkım hazır mısın? Aa, görmeyecektin sen gelinli yüz görür ne olacaktım? Hazırım. Ben sana yıllardır hazırım Burhan. Ama bir de sen bak istersen hazır mıyım değil miyim? Harikasın bebeğim her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Biliyor musun sen de damatlıklar içerisinde Tom Cruise, hatta Brad Pitt, hatta Sawyer gibi olmuşsun. Onu sollamışsın bile. İnanır mısın? 815 nolu uçakla ıssız bir adaya düşsem yanıma alacağım 3 şey de sen olurdun. Biliyorum aşkım. Yeter ama ayıp canım. Evinize saklayayım biraz değil mi? Dayanamıyor Hızır, dayanamıyor. Akşamı bekle. Çocuklar geç kalacağız. Daha fotoğraf çektireceksiniz canım. Hadi gidelim. Evet. Aslı'cığım sen buradaki hesabı kapatır mısın? Doğal olarak bizim yanımızda cüzdanlarımız yok. Daha evlilik cüzdanımızı almadık. Hadi bay. Ay bunlar biz iki oldu. Allah'ım yardım et. Jonas, söylediğiniz gibi tüy getirdim. Gel bakalım Selena. Evet, güzel. Hadi hemen çözelim sihiri. Dur bakalım, acele etme. Nasıl acele etmem Jonas? Nikah saati yaklaşıyor. Evet ama yapman gereken bir şey daha var. Bir şey daha mı? Evet. Çifte telli ormanına gidip ormanın gizli koruyucusu uçan ejderhanın ağzındaki ateşle bu meşaleyi yakacaksın. Peki efendim. Bilmen gereken bir şey daha var. Uçan ejderha ormana giren herkese öyle kolay kolay görünmez. Peki ben onu nasıl göreceğim? Kızdıracaksın. Kızdıracak mıyım? Evet. Çifte telli ormanın ejderhası ormana giren kişi eğer çifte telli oynamazsa sinirlenip ortaya çıkar. Onun için ormana gittiğin zaman sakın ha çifte telli oynama. Oynama ki ejderha sinirlenip kızıp çıksın. Yüce Onos, affedersiniz ama sevgilim bir başkasıyla evlenmek üzere. Emin olun, yani zaten hiç göbek atacak havamda değilim. Anlıyorum. Anlaşılıyor ki sen ormana hiç gitmemişsin. Hadi bakalım, hadi. Kolay gelsin. Aslında bu Yüce Onos da enteresan. Yani neden bana çifte telli oynama dedi ki? Durup dururken neden oynayayım ben? İşte orada, çifte telli ormanı. Az kaldı. İşte geldim. Ay, bu ağaçlar neden böyle oynuyorlar ki? Ne oluyor? Galiba resme kaptırıyorum Selena. Kendine hakim olur musun? Oynamaman gerekiyor Selena. Şöyle bir göbek atsam nasıl rahatlayacağım? Selena saçmalama, göbek atacak durumda mısın? Kendine hakim olmalısın. Yapamıyorum. Selena eğer oynarsan asla ejderha ortaya çıkmayacak. Kendime hakim olmalıyım. Dayan. Biraz dayanmalıyım, geçecek, konsantre olmalıyım. Oynamamalıyım. Demek çifte telli ormanına girip de oynamayan bir saygısız var ha? İşte ejderha. Bu ormana giren herkes göbek atmalı. Kurallara karşı çıkmanın bedelini ağır ödeyeceksin. İşte oldum. Teşekkür ederim. Söz veriyorum sevgilimi kurtarır kurtarmaz gelip seninle rahatlıkla göbek atacağım, merak etme. Sevgilim, hadi konuklar geldi. Biz onu seçelim hadi. Tamam bir tanem, geliyorum. Burak, canım kardeşim, canım arkadaşım. Bak, hiçbir şey için geç değil. Hadi gel vazgeç şu işten. Koray, abi asıl sen beni şu vazgeçirme takıntından vazgeçsen nasıl olur? Burakçığım, canım kardeşim, her şeyim.
Farkında değil misin? Fitnat'la evleniyorsun resmen ya. Evet abi ve bu yüzden de çok mutluyum. Sana da arkadaşının bu mutlu gününde sevinmek düşer. Peki, şu dakikadan itibaren hiçbir şey söylemiyorum. Ama sakın bana sonradan gelip de neden beni vazgeçirmedin deme, tamam mı? Şimdi git Fitnat'la evlen. Git evlen. Gideceğim zaten. Değerli misafirler, bugün burada Burak Bey ve Fitnat Hanım'ın çok mutlu gününü kutlamak için toplandık. Dilerseniz çiftimizi çok bekletmeden nikah törenine başlayalım. İsminiz? Fitnat Korkmaz. Baba adı? Muhittin. Ya kızlar Seren hala gelmedi. Ya evet ya, bu gidişle evlenecekler Burak Hoca'yla. Yüce Onos, ben şimdi bu külleri ne yapacağım? Ha, şimdi bu külleri alıp deliği dileyen kişinin yanına gideceksin. Yani Fitnat'ın. Evet, Fitnat'ın yanına gideceksin ve sihirli kelimeyi söyleyerek bu külleri onun soluduğu havaya serpeceksin. Güzel. Böylece sihir bozulacak mı? Evet, sihir bozulacak. Ve dileği dileyen kişiden başka hiç kimse bu dilekle ilgili olayları hatırlamayacak. Olsun. Yani Fitnat'ın hatırlaması sorun olmaz. Kimse ona inanmayacaktır. Peki sihirli kelime nedir? Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşeceler. Şemsi Paşa pasajı... Bu çok zormuş. Daha kolay bir anahtar kelime yok muydu? Var efendim. İçeride buyurun. İstediğinizi seçin. Yüzyıllardan beri bu anahtar kelime olarak kullanılıyor. Bunu ben mi uydurdum şimdi? Özür dilerim Yüce Onos. Umarım söylerken şaşırmam. Ha, zaten şaşırırsan sihir de bozulmaz. Neydi? Şemsi Paşa pasajın... Uf, hay aksi. Siz Fitnat Hanım, iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, yanında olmak üzere Burak Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Ederim tabii ya, yok etmem mi? Evet veya hayır lütfen. Evet o zaman, evet. Selena, neredeydin? Olamaz. Kızlar geç kaldım, kaçırdım değil mi? Yok yok, daha Burak Hoca evet demedi. Ne? Evet demedi mi? O zaman hala vaktim var. Ne yapacaksın Selena? Ne mi yapacağım? Damatta ufak bir değişiklik. Önce küllerimizi dökelim. Evet. Ve şimdi sihirli kelime. Şemsi Paşa pasajı... Neydi? Şemsi Paşa pasajında seçim... Siz Burak Bey, iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, yanında olmak üzere Fitnat Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Şemsi Paşa pasajında sizi büzüşesticeler. Bak bak oğlum söyledim. Evet diyorum. Tanrım gidiyorum dedi, duydum hasta ediyorum dedi. O zaman ben de belediye başkanının bana verdiği yetkiyle Fitnat Hanım ve Behlül Bey'i karı koca ilan ediyorum. Burak kim Fitnat Hanım? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Burak hocam, yani müstakbel hocam. Damat nerede? Fitnat Hanım, bir yanlışlık olacak. Siz Behlül Bey'le evlenmek için başvurdunuz dairemize. Ne? Başlatma dairenden de apartmandan da. Ben bu evine sizin neyle evleneceğim ya? Manyak mısınız desiniz? Ama Fitnat Hanım iyi günde, kötü günde. Sana kötü günü göstereyim ha, saçmalamayın. Saçmalama şeyler yapmayın. Fitnat Hanım yapmayın. Evet dediniz işte. Şuraya bir imza atın. İmzayı sıkıyor yüzünü atarım görürsün günler. Saçma sapan konuşmayın, delirtmeyin beni. Aslı kocan nerede? Ha kocan ne yapacaksın? Sen Behlül'le evleniyorsun. Kısa saçma sapan konuşma. Manyak kızım, ben bu yine zararızın nesiyle evleneceğim? Burak nerede? Burak. Ben Burak'la evleniyordum. Memur Bey. Görmediniz mi, burada oturuyordu. Ay ne bileyim canım. Bana niye bağırıyorsun? Aşık oldum dedin. Evleniyorsun işte. Ben bu sinir zararsız neyine aşık olacağım? Bırakma sana şunu. Kocam nerede? Bana kocamı bulun. Burak'ı bulun. Kocamı bulun bana. Burak'ı bulun. Burak. Burak. Kocam orada işte. Burak orada. Kocam.
Bırak dur. Bırak. Hayatım niye geldin konukların arasına oturdun? Konuk olduğum için herhalde. Bu arada Behlül'e mutluluklar. Aha Burak, neler söylüyorsun aşkım? Ben Behlül'le senle evlenecektim, evleniyordum hatta. Fitnat Hanım, siz iyi misiniz? Evet hocam, siz Behlül abiyle evleniyordunuz. Evet, burada da yazıyor. Ne? Saçmalamayın. Ben Burak'la evleniyordum, Burak'la. Burak'cığım, hatırlamıyor musun? Bak daha demin şurada memur kıyıyordu bize. Ah Fitnat'cığım, ya kusura bakma ben geç kaldım biraz ama... Yani size Behlül'le mutluluklar diliyorum. Sen yaptın değil mi Sarı Yelli? Büyü yaptın. Ya kocamı bana. Benim o. Benim. Karıcığım sakin ol. Ne karısı abi de karısı. Olabilir ben. Saçma sapan konuşma. Burak bir şeyler söyle ne olursun. Bana evlenme teklif ettin. Dizlerin üstüne çöktün hatırlamıyor musun? Lütfen Burak. Burak yalvarırım. Bir de bununla evleneceğimi söyledin. Saçma. Ben Behlül'le neden evlilim? Ay bana bir şeyler oluyor. Fitnat Hanım. Tutsana. Behlül, evet eşini tut. Memur bey, biz şimdi evlendik sayılırız değil mi? Maalesef gelin hanım defteri imzalamadığı için nikah geçerliliği kazanmadı. Ama ben bugün onun kocası sayılırım. Ben imzalasam olmaz mı? Fethet Hanım yine kötü bugünlerde. Baksana, benle evlendiğini düşünüyor. Kabus gibi. Hayatım yani, ya böyle evlilik falan stresendir. Ya zaten birazdan kendine de gelir, boş ver. Herhalde.